bir hedefim vardı, bir düşüncem vardı. Hep her zaman hedeflerim oldu. Zaten bir işte hedefiniz yoksa başarılı olamazsınız. Yine hedefimiz olan Edirne Kırpınlar Güreşler için ve yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda kamptayız. Antrenmanlarımız takım arkadaşlarımızla birlikte güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi de bugün kuvvet antrenmanımız var. Bugün Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü sporcularından İsmail Balaban'la bir gün geçireceğiz. Şu anda kendisi antrenmanda, sabah kahvaltıyla başladı. Antrenmanlarına konuk olacağız. Hadi gelin bakalım neler yapıyorlar. 8'de kahvaltımızı yaptık, standart. Haftanın 6 günü antrenmanımız var, sadece pazar günleri dinlenme. Dün off günümüzdü, dinlendik. Bugün de haftaya güzel ve enerji bir şekilde başladık. Sonrasında tabii ki zorlu bir antrenman bizi bekliyordu. Her zaman zorlu antrenmanlarımız. Sürekli zaten sınırlarımızı zorluyoruz ki sahaya daha iyi bir performans sergileyebilmek için. Şimdi dışarıdan insanlar bu işleri gerçekten çok kolay zannediyorlar, basit zannediyorlar ama öyle değil. Haftanın 6 günü bu şekilde, yani günlük 3 saat 4 saat antrenmanımız oluyor bizim. Gerçekten çok zor. Yani bu antrenmanları yapmak, disiplinli bir şekilde, düzenli bir şekilde bu hayata ayak uydurmak, fedakarlık yapmak, bunlar çok önemli. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Haftanın 3 günü kuvvet antrenmanımız var şu anda. Birazdan da sizler de göreceksiniz, bakalım kolay mı zor mu, izleyin. Yıllardır bunu yapıyorum. Yani disiplinli, özverili bir şekilde her zaman. Yani alt boylardan itibaren yıllardır bu işi yapıyoruz. 2006 yılından beri ve hep her zaman hedeflerim oldu. Zaten bir işte hedefiniz yoksa başarılı olamazsın. Biz 8 yılında tanıştık biz Muhittin Başkanı'yla, o zaman Konyaaltı Belediye Başkanı'ydı. Ve biz alt kategorilerde güreşiyorduk. Daha yeni yeni parlamaya başladık. Daha yeni yeni işte kendimizi göstermeye başlamıştık. Sağ olsun Muhittin Başkanımız da bize sahip çıktı. 2008 yılından beri beraberliğimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da aynı şekilde kendi bünyesine, Büyükşehir bünyesine bizi transfer etti ve yani dediğim gibi biz bir aile olduk. Yani o bizim babamız gibi. Sonuç olarak Antalya'mızı temsil ediyoruz ve her zaman en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 2008 yılından beri bize sahip çıktığı için. Aileme, anneme, babama, kardeşime, ablalarıma, yani bende emeği olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıyetten teşekkür ederim. Bizleri ekran başındaki seyircilerle buluşturduğunuz için.